İngiltere'de hükümetin oluşturduğu Irak Savaşı Araştırma Komitesi tarafından hazırlanan tarihi Chilcot raporu dün açıklandı. Komite Başkanı Sir John Chilcot'un adıyla anılan rapor, barışçıl yollar tüketilmeden Irak'ın işgal edilmesinin gereksiz olduğu sonucuna vardı. Dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair, yanlış istihbarat ve değerlendirmeler neticesinde Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki savaşa girmekle eleştirildi. Raporun açıklanmasının ardından konuşan Tony Blair, kararı iyi niyetle aldığını ve bunun İngiltere'nin çıkarlarına olduğunu düşündüğünü kaydetti. Hatalar için bütün sorumluluğu alacağını ifade eden Blair, istihbarat bilgilerinin ise çarpıtılmadığını savundu. İran, 2003'teki işgaline katılan İngiliz ordusu 179 kayıp vermişti. Savaşta ölen İngiliz askerlerinin yakınları ve savaş karşıtı sivil toplum örgütleri düzenledikleri gösteride Blair'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması çağrısı yaptı. Tony Blair bu delil niteliğindeki rapordan sonra kesinlikle Lahey'de savaş suçlarından hakim karşısına çıkmalı. Blair'e siyasi yaptırımlar uygulanması için kampanya yürütmeliyiz. Televizyon stüdyolarında boy gösterip saygı duyulan bir figür olmamalı. En azından siyasi olarak bitirilmeli. Chilcot raporu ayrıca Irak Savaşı sonrası planlamasının da tamamen yetersiz olduğuna dikkat çekiyor. Soruşturma komitesi Blair'in yanı sıra dönemin bazı kabine üyeleri, istihbarat servisi başkanı ve bürokratların ifadesine başvurmuştu.